100 gen aşısı. Vizyon manyetik alanda bulunan avatar tek başına kendi kendini yetiştirmek durumundadır. Tek başınadır. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan sen olan avatara evrim, evrim alman için sana yansımaların yardımcı olmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde mutlak boyut varlıkları da senin vizyon manyetik alanına kendilerini yansıtarak sen olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcı olurlar. Yoğurdun yapılışını biliyor musun? Şimdi birlikte yoğurt yapalım. Yoğurdun yapılışı çok basittir. Bir tencere süt ısıtılır. Bu sütün içine maya olarak bir çorba kaşığı en kalitesinden yoğurt konarak güzelce karıştırılır. Ve tencere ısısı kaybolmayacak şekilde battaniyeye sarılarak belirli bir süre bekletilir. Bekleme süresi sona erdiği an artık tencerede süt yerine tencereye konan mayanın kalitesinde yoğurt vardır. Sıvı haldeki süt o anda evrim alması öngörülen varlıklar topluluğudur. Yani sen olan avatar. Evrim alması öngörülen varlıklar topluluğunun arasında belirli bir miktarda istenilen evrime sahip varlık katılarak gerekli olan şartlar sağlanırsa Evrim yapması öngörülen varlık topluluğu aralarına katılmış olan varlıklardan sinyal yani yansıma alarak belirli bir süre sonra yansıma aldıkları varlıklar düzeyine ulaşırlar ve evrim almış olurlar. Balık veya kuş besleyen avatar var mı? Bilemiyorum fakat besleyen bilecek. Belirli zaman aralarında balık veya kuşlar aynı kapalı döngü içinden eş, eş seçmek mecburiyetinde kaldıkları için dejenerasyona yani bozulmaya uğrarlar. Ve bu dejenerasyon neticesinde de akvaryum veya kümesin önce dengeli yaşamı bozulur ve daha sonra da tüm düzenler bozulduğundan tüm hayvanlar telef olup gider. Bu olayların meydana gelmemesi için belirli aralık An aralıklarında akvaryum veya kümesi dışarıdan nesli asilleştirecek yabancı erkek ve dişiler bırakılır. Böylece kuşların veya balıkların dengeli yaşamları sağlanmış olur. Hakiki kozmik yapıda insan tarafından ilgi görüp evde sevgiyle beslenen hayvanlar kendilerini besleyenlerden aldıkları yansımalarla insanlık yolunda daha çabuk ilerlemiş olurlar. Vizyon manyetik alanda avatar tarafından beslenen hayvanlar ise sadece avatara, avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ders verirler. Vizyon manyetik alandaki insan hayvan iletişimleri ya yani tabii ki vizyon manyetik alanda avatarın dışında olan ortam ve varlıklar yansımadır. Avatara derstir ve avatarın o konulardaki düşüncesi onun sınavıdır. Gen aşısı da yoğurtta veya kuş ve balıkta verilen örneklerde olduğu gibi çok basit ve avatar için çok gerekli bir işlemdir. Avatarda yansıması olan üst boyut varlıkları tarafından da sevilip ilgi görmeye muhtaçtır ve ayrıca süte maya katılmazsa sütün yoğurda dönüşemeyeceği gibi hakiki kozmik yapıdaki insanlara ve devizyon manyetik alanında tek başına olan avatara da bazı an aralıklarında gen aşısı yapılmaktadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da kozmik akım Cebrail sistemiyle üst sonsuzdan kürzde bulunan piramitlere akmakta oradan da Gürzdeki rahman boyutunda bulunan ve yedi kristal piramidin iç içe bulunduğu ışık evrene akmaktadır. Daha sonra da sıradaki hayat boyutuna akmakta ve sonunda rahim boyutuna akmaktadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alana ise kozmik akım aynı yollardan geçerek sen olan avatar, vizyon manyetik alanın hangi boyutunun 343. frekansından hangisinde olursan ol senden de geçerek vizyon manyetik alanda ilerler. Bu kozmik akım senin kendi kendini bilinç olarak yetiştirmene neden olurken dünyana gerekli olan olarak gelen yüce varlıklar da yoğurt olayındaki mayanın görevini yaparlar. Dünyaya görev için inen her yüce varlık yani mutlak boyut varlığı veya yansıman olan üst boyut varlıkları kendi sahip olduğu gene denk kozmik akımları çekerek çekmekte olduğu kozmik akımın gücünü ortam bilincine uygun olarak azaltarak sen olan avatara aktarmaktadır. Senin gücünden daha güçlü olan bu akımlar alan sen olan avatar da an içerisinde ve sırasıyla kendi düşüncelerine bağlı olarak çakralarını sırasıyla çalıştırırsın. Gen aşısının bir başka şekli de şu şekilde gerçekleşmektedir. Biliyorsun tekamül bir boyuttan bir üst boyuta çıkma hakkını kazanmaktır. Yani hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da tekamül bedensel olarak ve her boyutu teker teker atlamakla gerçekleştiği, gerçekleştiği halde hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan senin içinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alanındaki tekamülün yani boyutlar arasında yükselmelerin şuursaldır. Tekamül vizyon manyetik alana göre tarif edilecek olursa sen olan avatarın realite denen bu vizyon ortamdaki bilinç seviyenle verite denen gerçek yaşamdaki öz bilincin bilinç seviyesi arasındaki mesafedir. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da varlık piramidinde evrim ve tekamül olarak herhangi bir sırada bulunan varlık evrimini tamamladığı an yine evrimini tamamlamış olan kendi benzerleriyle birleşerek piramidin bir üst sırasına tek bir taş, tek bir varlık olarak tekamül eder. Tekamül eden varlık önceki varlıktan daha farklı ve güçlü bir varlık olur. Hakiki kozmik yapının 19 boyutlu ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alanında sen olan avatar evrimini tamamlamışsan 3. boyuttan 4. boyuta geçerek 3. boyutta yaşamış olduğun yaşamları gözden geçirir ve yeniden dünyaya gelmek için Rahman boyutundan almış olduğun kozmik akım yardımıyla yaşam programını yaparak yaratan boyutu yardımıyla yeniden doğarsın. Evrimini tamamlamış olan avatar ise üçüncü boyutta bedenini terk ettiği an dördüncü boyuta geçer. Bu anda şuursal olarak daha üst boyutların varlığı olmaya bir üst güce sahip olmaya hazır olan enerji yani bilinç hayat boyutunun yaratan bölümüne çekilerek gen değişimi işlemi gerçekleştirilir. DNA ayarlaması yaşamda her an gerçekleştirilmektedir ve böylece varlık şuursal olarak boyutlarda tekamül etmiş ilerlemiş olur. 101 beta yaşam. Sen olan avatarın şu anda üzerinde yaşam sürmekte olduğun gezegen, hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alandadır. Hakiki kozmik yapı olarak şimdiye kadar anlatılmış olan sistemlerde alt sonsuzdan gelirken önce dünya gezegeni oluştu. Dünya oluşumunu tamamladıktan sonra onun üzerine sırasıyla Güneş sistemi, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün oluştu. Mini atomik bütünler 1800 tane olunca da güz oluşmuş oldu. Bunun devamında gürzlerin sayısı 1800'e ulaşınca hüz oluştu. Buna hakiki kozmik yapı olan alfanova denmektedir. Hüzde birçok sayıdadır ve bu kozmik yapı üst sonsuza doğru uzanmaktadır. Mutlak madde pordur. Por kürzü minyatürüdür. Kozmik yapıda her bir kozmik yapı bireyinin oluşumu kendi yaratanının kendi ortamına bir nokta halinde çıkarak büyüyen bir küre olarak yayılan düşüncesi düşünce küresi sayesinde olmaktadır. Mutlak madde olan porların yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşiminden poryum oluşur. Poryum düşünce küresidir. Poruyumların kendi aralarındaki yedili birleşiminden oluşan poryanın bir yönden değişimiyle hücre, bir başka yönden değişimiyle sırasıyla atom çekirdek elemanları ve elektronlar oluşur ve bunlar birleşerek atomu oluştururlar. Maddi oluşturmakta olan poruyumların hızı üst boyutlara çıkıldıkça artmakta, buna ters orantılı olarak da madde yoğunluğu, madde yoğunluğu azalmaktadır. Kozmik yapı bireyleri de canlıdırlar ve üzerlerinde ve içlerinde bulunan canlılar gibi onlar da anda evrim geçirmektedirler. Hakiki kozmik yapıdaki dünya evrim aşaması yaptıkça sahip olduğu mekan bant hızı da artmaktadır. Buna göre de o mekan, o mekan bantları üzerinde yaşam sürmekte olan varlıklar da üzerinde bulundukları mekan bant hızını ayak uydurmak durumunda kalmaktadırlar. Varlıklar mekan band hızına ayak uydurabilmek için bilinç aşaması yapmak durumundadırlar Her bir mekan bantızı ayrı birer manyetik alandır ve her bir hızdaki mekan bandında o mekanın mekan band hızına uygun binişler bulunur yani mekan bantızı arttıkça üzerinde yaşam süren varlığın bilinci de ona göre yüksek olmalıdır beden hızı da mekan hızına denk olmalıdır vizyon manyetik alanda Gürs Bilinç aşaması bakımından 3 kademede incelenebilir. Gürzün rahim boyutu düşünce titreşim boyutudur. Yaratan boyutu düşünce titreşim boyutundan bilinç titreşim boyutuna geçiş köprüsü görevi yapmaktadır. Bu titreşim boyutu arzu ve beklentiye yani dualiteye yani ikilim, ikilemlere ve görecelilik kanununa dayalı olarak düşünce yani negatif pozitif sadece pozitif veya nötr düşünce evrimi yaptırır. Rahman boyutu ise bilinç boyutudur. Burası Atlantadır. Buraya tanrılar boyutu denebilir. Çünkü Atlantalı şu anda sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan olan Gürz denen piramidin tepe noktasında bulunan tek bir taş durumundadırlar. Atlant olan Rahman boyutunda bilinç seviyesi anlaşılacağı üzere çok kademelidir. Bu bilinç seviyeleri açık mordan koyu mora doğrudur. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da, Atlantada bulunan ve iç bilin seviyesi olan açık mor bilin seviyesinde kişi bilincini düşüncesiyle birlikte kullanmaktadır. Kişi bilinçlendikçe koyu mor bilin seviyelerine ulaşır. Atlantalı bilinçlendikçe düşünmemeyi öğrenerek sadece bilinciyle yaşam sürmektedir. Sen olan avatar içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda açık mor bilin seviyesinde bilincini düşüncenle birlikte kullanarak içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda hiçbir şeyin var olmadığını idrak edersin. Sen olan avatar içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda koyu mor bilinç seviyelerinde ilerledikçe 19. boyutun son frekanslarının doyumunu düşünmemeyi öğrenerek deneyimleyerek sağlarsın. Düşünmemeyi başarıp da sadece bilincinle davranabilirsen 19. boyutun son frekansını geçmiş olursun. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da bilinç 19. boyutun doyumunu sağladığı an kürzde bulunan 20. boyutla başlayan mutlak boyuta geçer. Vizyon manyetik alanda bulunan sen olan avatar ise 19. boyutun doyumunu sağladığı an ilk boyutu hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın 20. boyutunun frekansında olan Beta Nova'da yaşam hakkı kazanır. Kişi Düşünmemeyi başarıp da sadece bilinçte davranabilmeyi biraz açabilir misiniz? Diye bir soru sormuş. İsmail hocamız, düşünce yaratmanın başlangıcıdır. Düşünce duyguyu duyguda davranışı getirir. Dolayısıyla düşünce vizyon manyetik alanı doldurucu özelliğe sahiptir. Düşünce kişiye gerçekleri öğretir. Düşünmemek ise vizyon manyetik alanı boşaltır. Duygular sıfırlandıkça İkilemler birliğe dönüştürüldükçe arzular ve beklentiler yok oldukça düşünce evrimleşir ve nötre ulaşır. Dolayısıyla kişi gerçeklerden yola çıkarak hakikati kavrar. Düşünmemekle bu vizyon manyetik alanın boş olduğu, içinde hiçbir şey ve hiçbir kimsenin var olmadığı idrak edilir. Hakiki kozmik yapıda alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapının ve tüm varlıkların toplamından oluşmaktadır denmişti. Ve yine hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da varlıkların bir boyuttan bir üstteki boyuta yani piramidin bir sırasından bir sonraki sırasına yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek tek bir varlık olarak çıktıkları söylenmişti. Varlıkların göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak her düzeydeki kozmik yapıda her 20 boyutta belirli kurallar çerçevesinde dürülüp tek bir hücreye dönüşmesi şartı vardır. Alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm varlıkların toplamından oluşmakta olan varlık dürülerek tek bir hücre büyüklüğüne inmektedir. Şimdiye kadar anlatılmış olan kozmik yapı mikrodan makroya hangi büyüklükte olursa olsun canlı olduğundan belirli düzeyde bir gıdaya ihtiyacı vardır. İşte bu gıda hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da yaşam sürmekte olan varlıkların düşünceleridir. Düşünce antimaddedir. Yani porun yedili bileşimden oluşan porium denen düşünce küresi hakikatte antimaddedir. Kozmik yapı gıdasını düşünce olarak alırken almış olduğu bu gıdanın fazlasını da belirli bir manyetik güç alanında depolayıp biriktirmektedir. Biriken bu gıda fazlası kozmik yapılardan ayrı olarak yeni kozmik yapıların oluşmasını sağlamaktadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da yaşam sürmekte olan varlıkların düşünceleri antimaddedir. Bu antimadde hakiki Alfanova'nın yan tarafında biriktikçe mutlak boyut varlıkları bu antimaddeyi kendi teknolojileriyle kendi düşünceleriyle kendilerinden enerji vererek onu kendilerine göre maddeye dönüştürerek yaratmaktadırlar. Alfanova'nın yan tarafında biriken gıda artı olan anti madde, madde yani poriyum tohumdur. Mutlak boyut varlıkları kendi teknolojileriyle ortam yaratarak bu tohumların yeşermesini sağlayarak betonovanın oluşumunu sağlamaktadırlar. Yeşertmek büyük patlamanın açıklamasıdır. Mekan bantları mekan poryumlarından oluşmaktadır. Poriyum denen düşünce küresi hızı yani boyutlarda ve yaşam ortamlarındaki mekan band hızı boyutlarda ve boyut frekanslarında alttan üste doğru ilerledikçe artmaktadır. Dolayısıyla da belirli bir mekan bandı hangi poryum içeriyorsa o mekanda yaşam sürecek olan varlıkların beden yani form yapılarında bulunan poryum hızı da o mekanın poryum hızına denk olur. Şu anda hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın dışında böyle bir yapı oluşmuş ve birinci gürzü tamamlanmıştır. Yeni oluşan bu kozmik yapının adı Betonova'dır. Betonova'nın ilk boyutunun frekansı hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 20. boyutunun frekansındadır. Uyum Vizyon manyetik alanda bulunan avatar, hakiki kozmik yapıdaki gibi bilinç aşaması yaptıkça DNA değişikliği ile bedeninin hızını arttırır. Şuursal aşama yaptığı halde kendini hep 3. boyutta varsayarak yaşam sürerken bilinç olarak 19. boyutun son frekansına kadar çıkar. Avatar bilinç olarak hangi boyuta çıkmışsa o boyutun hızıyla bedeninin hızı eşittir. Vizyon manyetik alanda avatar boyutlarda yükseldikçe bedeninin DNA'sı değiştikçe beden hızı da bulunduğu boyuttaki mekan hızıyla denk olur ama beden görünümü değişmez. Gürzün beyni. Atlant olan Rahman boyutu 11 ve 19. boyutlar arasında yer alır ve buradaki varlıklar hep birlikte davranırlar. Farklı boyutlarda ve farklı boyut frekanslarında oldukları halde bilinç olarak birbirinden farkları yoktur. Atlanta Gürz'ün beynidir. Her varlık uzaydadır. Her varlıkta birçok uzay vardır. Bu uzaylar da varlıktır denmişti. Buna göre hakiki kozmik yapıda piramidin bir alt sırasında bir üst sırasına çıkabilmek için varlıklar Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek 3. ve dördüncü boyutun bulunduğu piramitte doğum yolunu ve daha üstteki piramitlerde de buna benzer bir yöntemi kullanırlar. Hakiki kozmik yapıda birinci piramitte yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşip bir üst sırada doğup yer alarak devamla tek düzeyine ulaşabilmiş bir varlık o anda kendi de bu içinde bulunduğu birinci piramidin dengi bir güce ulaşmış olduğundan Doğum yolu ile birinci piramidin yanına çıkar ve onun yanında yani çocuk olarak yer alır. İsa Allah'ın yani Tanrı'nın oğludur sözü bunun için söylenmiştir. Vizyon manyetik alanda sen olan avatar zaten 11. ve 19. boyutlar arasında yaşam sürmekte olan Atlantalı'nın kopyası olduğundan ve Atlantalı zaten alt sonsuzdan o noktaya kadar olan kozmik yapı ve varlıkların toplamı olduğundan zaten o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıklarla birleşmiş olduğundan vizyon manyetik alanda sen olan avatar onun kopyası olduğundan vizyon manyetik alandaki senin birleşime ihtiyacın yoktur. Bu nedenle de sen boyutlarda sadece şuursal olarak ilerlersin. Betonova sistemi de bir kozmik yapı sistemidir. Betonova sisteminin oluşumunu bir cenin oluşumuna benzetirsen Buna göre beton hava oluşumu hakiki kozmik yapı piramidinin çocuğu durumunda olur. Narın içinde tek bir nar tanesi bulunmaz. Her nar piramidinin içinde birçok nar tanesi bulunur. Anlatılmış olan 40 ayrı düzeyden iç içe olan piramit de tek sayıda değildir. Her taş piramidin birçok taştan oluştuğu gibi her varlık piramidi de kendinden alt düzeyde bulunan birçok piramitten oluşmaktadır. Her piramidin yanında kendi düzeyinde kendine benzer sayısız piramit vardır. Bu piramitlerden her biri toplumun birer ferdidir. Hakiki kozmik yapıda olduğu gibi vizyon manyetik alanda sen olan avatarda kendi dünyanda avatar olarak tek bir piramit olduğun halde yansımaların olan tüm dünya insanlarıyla yan yana beraber veya birlikte yaşıyorsun. Yani tabii ki hep birlik boyutuna teplik bilinç boyutuna göre. Hakiki kozmik yapıda tek düzeyine gelen çocuk aslında birinci piramit düzeyindeki piramidin taş yani piramit sırasında yetişip tek düzene ulaşmış varlıkların yedili birleşim sistemine uygun olarak dizilerek birinci piramit düzeyinde bir çocuk oluşturmasıdır. Bu çocuk da doğum yolu ile birinci piramidin yanına doğmaktadır. Birinci piramitte evrimini tamamlayıp onun yanında yer alan yavru piramit Zaten ikinci ana piramidin içinde ve onun en altındaki sırada bulunmaktadır. Bu defa da yeni doğmuş bu birinci piramit ikinci piramidin içinde yaşam sürüp tekamül etmeye devam eder. Hakiki kozmik yapıda mutlak madde olan porla yaşam zinciri başlatılır. Devamla kozmik yapı oluşur. Bunun devamında da varlık tek hücreli bitki olarak alfa'dan yani taştan topraktan dünyaya giriş yapar. Yani tek hücreli bitki evrim ve tekamül merdivenlerine tırmanmaya dünyadan başlar. 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayınca da Atlantalı olarak yüzden omegadan çıkarak 20. boyuttan başlayan mutlak boyuta geçer. Hakiki kozmik yapıdaki varlığa yaşamını taştan topraktan başladığı andan 19. boyutun son frekansına kadar ulaşabilmesi için 19 sikluslu yani 19 çarpı 26 bin eşittir 494 bin dünya yıllık bir süre tanınmıştır. Vizyon manyetik alandaki sen olan avatar ise vizyon yaşama 3. boyut insanı olarak başlarsın ve hep dünyada evrim alarak şuursal olarak tekamül edersin ve 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayarak vizyon manyetik alan olan güzden çıkmış betonovaya geçmiş olursun. Vizyon manyetik alandaki sen olan avatara ise 3. boyuttan 19. boyutun son frekansın doyumunu sağlaması için 3 çarpı 26 bin eşittir 78 bin dünya yıllık bir süre tanınmıştır. Not Her bir ana piramit 40 boyut olarak tarif edilmişti. Aslında her bir piramit 19 boyutludur. Birinci piramit 19 boyuttur. 20. boyut ise ikinci piramidin ilk boyutudur. Hakiki kozmik yapıda yaşam sürmekte olan Atlantalı, yaratılışından itibaren yaşam alanı olan ilk yüzün 11. ve 19. boyutlar arasında yer alan noktaya 19 çarpı 26 bin eşittir 494 bin dünya yılında gelmiştir ve birinci tek durumundadır. Atlantalı bu durumdayken mutlak boyut varlıklarıyla yaptığı anlaşma gereği kopyası alındı. Böylece kopya yani sen olan avatar Betonova'da oluşturulmuş olan laboratuvarda işleme alınarak realite denen vizyon manyetik alanda evrim ve tekamülüne 3. boyuttan başlamak suretiyle 3 çarpı 26 bin eşittir 78 bin dünya yılında yeniden 19. boyutun son frekansına ulaşması öngörülmüştür. Mutlak boyutun tek bir günü dünyaya göre 50 bin yıldır. Buna göre 3 çarpı 26 bin eşittir 78 bin dünya yılı mutlak boyutta 1.56 gündür. Sen olan avatar üst benin olan atlantanın kopyası olduğuna göre üst benin sensin. Dolayısıyla hakiki yaşam ortamın olan 19. boyutun son frekansını gerektirdiği bilin seviyesinde bir bilince sahip oluncaya kadar bu vizyon manyetik alandaki yaşamına devam edeceksin. Hakiki kozmik yapıda mahşeri ve kıyameti yaşayarak sınanan varlık tek düzeyine gelmişse içinde bulunduğu ve teki olduğu piramidin yanında yer alır. İkinci piramide aktarılır yani kürzde 20. boyuta geçer. Hakiki kozmik yapı olan, yapı olan Alfonova'nın kopyası olan vizyon manyetik alanda Mahşeri ve kıyameti yaşayarak sınanan sen olan avatar, tek düzeyine gelmişsen, üst beninin içinde bulunduğu ve teki olduğu piramidin dengi olan bir seviyede olursun ve ikinci piramide aktarılırsın. Vizyon manyetik alanda bulunan sen olan avatarın aktarılacağı ikinci piramidi Betonova'dır. Sen olan avatar, tek düzeyine gelince Betonova'da yaşam hakkı kazanacaksın. Sen olan avatar, şu anda vizyon manyetik alanda olduğuna göre, 2 çarpı 26 bin eşittir 52 bin yılda bunu başaramamışsın demektir ki 3. 26 bin yılı yaşıyorsun. Bu durumda senin 3. 26 bin yılın sonuna kadar yine vizyon manyetik alanda yeniden birçok ömür geçirerek yeniden sınanma hakkın doğdu. Bu sürede bitmiştir. Şimdilerde ek süre yaşamaktasın. Bu süre sonunda ilk bilin seviyesi olan şeriat bilin seviyesinin ilk aşaması olan şekil ibadeti boyutunda hala yerinde sayıyorsan, denetimsiz organizmaların varlık olması için aşı olarak kullanılırsın. 3. 26 bin yıllık sürenin sonundaki seçimler sonucunda, 19. boyutun son frekansına kadar ulaşamayıp şuursal olarak daha alt boyutlarda bulunuyorsan, hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'ya geçirilip hangi boyutun doyumunu sağlamışsan o boyutta yaşam sürersin. 3. 26 bin yıllık sürenin sonunda 19. boyutun son frekansın doyumunu sağlamışsan Betonova'ya geçiş hakkı kazanırsın. 3. 26 bin yılın sonunda şimdi esas seçimler yapılmaktadır. İşte esas kıyamet budur. Tanrı'nın en sonunda bana varacaksınız, bana varmayanların vay haline demesinin nedeni budur. Aslında Kutsal kitaplarda verilen mesajların bir kısmı hakiki kozmik yapıdaki birinci piramidin teki yani 40. dereceden Tanrı tarafından, Rahman tarafından bir kısmı da daha üstteki Tanrılar yani daha üstteki piramitlerin tekleri mutlak boyut varlıkları tarafından verilmiştir. Fakat eskilerde şuur seviyeleri o kadar düşüktü ki ikinci piramidin, kürzün varlığı sadece ima edilmiş fakat ondan hiç konu edilmemiştir. İnanç sistemi de sadece iki boyutlu düşünürsen yerinde sayarsın İki boyutlu düşünürken üç boyutlu düşünceye geçebilirsen yerinde saymaz bilinç aşaması yaparsın. Gözünde bir nesne canlandır. Bu nesneye yandan bakarsan sadece yandan görünüşünü önden bakarsan sadece ön görünüşünü arkadan bakarsan sadece arkadan görünüşünü Üstten bakarsan sadece üst görünüşünü görürsün ama bu nesneye üç boyutlu olarak bakabilirsen hakiki görünüş ve yapısını anlamış olursun. İnan sistemi de aynen böyledir. Realite denen vizyon manyetik alanda algılananlar gerçeklerdir. Hakikatin parçalarıdır. Parçaları bütünlemek ise hakikati kavramaktır. Yaşam sürmekte olduğun anlar 3. ve son 26 bin yılın sonlarıdır. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da üçüncü boyuttaki kozmik yapılar, Oton Kuşağına birinci aşama girişini 1956 yılında, ikinci aşama girişini 2005 yılında ve üçüncü ve son aşama girişini de 21 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapının ilk yüzünün kopyası olduğundan, Hakiki kozmik yapıda gerçekleşen her kozmik olay kopyası olan vizyon manyetik alanı da etkilemektedir. Bu durumda dünya foton kuşağında 1999 yıl boyunca yol alacaktır. Fakat bu arada anda Betonova'ya geçiş yapmaya layık olan avatar beden terkinden yani beden dağılımından sonra ve dördüncü boyutta geriye kadar kaldıktan sonra geçişini yapacaktır. Şu anda sen olan avatarın vizyon manyetik alanın 3. boyutunda bulunduğunun biliniyor. Şuursal olarak yükselerek 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladığın an, düşünce gücüyle yaratılmış olan Betonova'nın ilk boyutunda mekan tutacaksın. Betonova'nın ilk boyutu hakiki kozmik yapının 20. boyutuna denk bir manyetik güç alanındır. Hakiki kozmik yapıda, 3. boyutun ilk basamağından 19. boyutun son basamağına kadar olan manyetik güç alanlarını alanlarını işgal eden varlıkların düşüncelerinden oluşmuş olan Betonova bu son siklus döneminde vizyon manyetik alandaki birinci piramidin tek taşı düzeyine ulaşabilmiş varlıkların yaşam ortamı olacaktır. Yani yine tekrarlayalım. Biliyorsun ki hem atomik ve hem de kozmik yapılar birer piramittir. Ve atomik yapılar yani hakiki kozmik yapıda 7'nin katları olarak birleşerek piramidin üst sıralarına doğru ilerlerken kozmik yapılar da 9'un katları olarak birleşerek kendi oluşturmuş oldukları piramidin üst sıralarına doğru ilerlemektedirler. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki kozmik yapı alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapının toplamından oluşmaktadır. Alt sonsuzdan üst sonsuz uzanan sonsuzun her noktasındaki varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. Zaten sen uzaydasın uzayda sendedir dememiş miydik? Betonova yani kürzün denge olduğundan Birinci piramidin yavrusu durumunda olduğu ve bu yavru ikinci piramidin içinde ve ikinci piramidin ilk sırasında bir taş durumunda olduğundan Birinci piramitte tek düzeyine gelmiş olan varlıklar da Betonovaya ışınlanarak ikinci piramide geçmiş olacaklardır Ama şu hakikatta vardır Betonova Alfanovadan ayrı bir kozmik yapıdır ve geliştikçe farklı bir kozmik yapı zincirini oluşturacağından Betonova şimdilerde 1. piramidin içinden tamamen yanına çıkarılmıştır yani kürzün içinde değildir vizyon yaşamın ilk başlarında kendi vizyon manyetik alanında tek başlarına olan ve ilk yaratılıştan sonra öz bilincine ulaşan ilk 6 avatarın genleri kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan tüm avatarlara dağıtılsın diye düşünülmüş ama bunun an kaybı olacağı göz önüne alınarak ilk baştan Betonova laboratuvarındaki 7 görevli mutlak boyut varlığının genlerinin kopyası alınarak kendi vizyon manyetik alanlarındaki tek başlarına olan tüm avatarlara dağıtılmıştır. Yani aşı olarak verilmiştir. O nedenle tüm avatarlar kardeştir. Aşı olarak verilen bu hücre genler sayesinde Betonova laboratuvarında, laboratuvarlarında Görevli olan o mutlak boyut varlıklarının düşünce manyetik alanlarından alınmakta olunan sinyaller sayesinde tüm avatarlar yetişmektedir. İşte bu dönemde sen olan avatar ve kendi vizyon manyetik alanlarında tek başına olan diğer avatarlarda üst benlerinin şuur seviyesine, evrimine ve öz bilincine ulaşınca Betonova'ya hakiki kozmik yapıdaki 20. boyut varlığının beden yapısına uygun olarak, Tek hücre olarak ışınlanacaksınız. Bu sözlerden sonra vizyon manyetik alanda 26. 26. yılın sonunda tek düzeyine ulaşabilmiş avatarların tümünün toplamının sadece tek bir varlık oluşturacağı anlaşılıyor. Oluşacak olan varlık tek bir beyindir. Anlatılmaya çalışılan sistemler hakiki kozmik yapıda tek düzeyine ulaşmış teklerin ve mutlak boyut varlıklarının sistemleridir. Kendi düzeyinde her piramit kendi teklerinin düzenini yansıtmaktadır ve bu da son değildir. Konu edilen 40 piramit zincirin sadece bir tek halkasını oluşturmaktadır. Her halkanın sonu bir başka halkanın başlangıcıdır. İşte hangi piramidi düşünürsen düşün, o piramidi oluşturan varlıklar oluşturmakta oldukları piramidin tekini Tanrı kabul ederek ona ulaşmaya çalışmaktadır. Ona ulaşınca da kendilerini oluşturmakta olan piramidin yanında ve ikinci bir piramidin içinde bulmaktadırlar. Bu durum sonsuza kadar böylece uzanmaktadır. Çünkü Tanrı yani esasen ilk yaratan sonsuzluğun sonsuzluğunun dışında bulunan ve sonsuzluğun sonsuzluğunu yaratan bir güçtür. Yani ona güç demek dahi uygun değildir. Çünkü gücü de o yaratmıştır. Tanrı sadece Tanrı'dır. Onun isimleriymiş gibi algılanan ve benimsenen birçok isim birçok mertebeden güçlere verilen isimlerdir. Asla onun ikinci bir ismi olamaz ve o yarattığının yani yaratılmışın içinde tarif edilemez. O ilk yaratan olduğu için o asla algılanamaz ve asla tarif edilemez. Hakiki kozmik yapıdaki varlık veya vizyon manyetik alandaki sen olan avatar ancak yaratılmışı yani içinde bulunduğun piramidi algılayıp tarifini yapabilmektesin. Şu anda iç içe 40 tane olduğu algılanabilen hakiki Alfonova uzayının da dahil olduğu 40 tane iç içe uzayın yani 40 tane varlığın dıştan içe yani içten dışa bulunduğu bilinmektedir. Daha ileride hakiki Alfonova olan birinci piramitten öteye bulunan 39 piramidi de sırasıyla algılayıp tarifini yapabilmek ümidiyle tüm varoluşa sonsuz sevgilerimle.